Adem Aleyhisselam ile Havva validemizin yapmış olduğu duayı hep beraber yapalım. Hangi duada onların duası kabul oldu? Buyurun. Rabbena, Rabbena, zalemna, zalemna, enfusena, enfusena, ve illem tağfir lena, ve illem tağfir lena, ve terhamna, ve terhamna, lenekunenne, lenekunenne, minel khasirin, minel khasirin. Ya Rabbi, ya Rabbi, biz kendimize, nefsimize zulmettik. Biz kendimize, nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, bizi acımazsan, biz perişan olanlardan oluruz. Bu ifade gereğince Mevla Teala Adem Aleyhisselam ile Havva annemizi biliyorsunuz, Cebel-i Rahmet, yani bu bulunmuş olduğumuz beldede affetti. Allah'ım inşallah bizim de tüm günahlarımızı affeylesin. Amin. Derecelerimizi âli eylesin. Amin. Dostlarına, peygamberlerine, peygamberimize nasıl ikram ettiyse bize de ikram eylesin. Amin. Peki peygamberimize burada ne ikram edildi? Şimdi gene onu beraber tartışalım. Biraz değerlendirelim, düşünelim. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bizim de içimiz yanacak inşallah, bize de ikram edilecek değil mi, tamam mı? İnşallah. Tamam. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve radiytu lekumul islame dina. Biliyorsunuz bu ayet-i kerimeler Arafat'ta veda haccında peygamberimize nazil oldu. Ne buyuruyor Hazreti Allah? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ. Bugün dininiz mükemmelleşti ve dininiz tamamlandı. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ. Sizin üzerinize onu tamamladık. Nimetimizi tamamladık. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Dininiz İslam'dan da razı oldu Mevla Teala. Razı olduğunuz dininiz nimet ve mükemmellik sizin üzerinize bugün tamamlandı. Yani dinin tamamlandığı burada bildirildi. Bütün sahabe-i kiram efendilerimiz sevindiler, memnun oldular. Şimdi biz de ne yapacağız? Aynı güzelliği isteyeceğiz Mevlamızdan. Ya Rabbi diyeceğiz. O gün Arafat'ta peygamberimiz ve sahabe-i kiram efendilerimize nasıl İslam'ın tamamlandığını bildirdiysen, bize de bugün Türkiye'de ve tüm dünyada İslam nurunun tamamlanmasını görmeyi nasip eyle. Amin. Küfürden bıktık diyeceğiz ya Rabbi. Zulümden bıktık diyeceğiz. Evlatlarımızın, gençlerimizin hallerine ciğerimiz yanıyor diyeceğiz. Ne olur Allah'ım, o gün ikram ettiğin gibi bugün de bizlere en güzel ikram eyle ya Rabbi. Amin. Çünkü o gün Mevla Teala Arafat meydanında peygamberimize ve sahabe-i kiram efendilerimize ikram etti. O gün ikram eden Allah, bugün de ikram etmeye aynı şekilde gücü yeten, güçlünün Mevlam ikram eylesin inşallah. Bu arada ama peygamberimizin devesi Kasva ve Hazreti Ebubekir ağlıyor. Bu ayet-i kerime nazil olunca ağlıyorlar. Hazreti Ebubekir'e diyorlar ki, niye ağlıyorsun? Ne güzel işte, din tamamlandı. Hazreti Ebubekir Sıddık'a diyor ki, buyuruyor ki, evet din tamamlandı ama o zaman peygamberin vazifesi de bitti. Demektir ki peygamberimiz aramızdan ayrılacak demektir. Ona ağlıyorum diyor.
uyanık Müslüman. 11 ay sonra biliyorsunuz Efendimiz ahirete intikal etmiş oluyor. Hazreti Ebubekir'in düşündükleri gerçekten ortaya çıkmış oluyor. Bugün burada veda hutbesinde Efendimizin size iki şey bırakıyorum. Buna sımsıkı sarılırsanız kurtuluşa erersiniz. Bunun birincisi Kur'an-ı Azim'miş şu an. İkincisi de yolumdur, sünnetlerimdir. Allah'ım her ikisine de sımsıkı sarılmayı hepimize nasip eylesin. Eğer onlara sarılırsak dünyamız da ahiretimiz de kurtulmuş olur. Allah'ımız şu Arafat'ta herkese ikram etti. Herkese nasip etti. Bir tane derler ya meczup almış eline Arafa gününde orada çalıyor. Demişler ne yapıyorsun demişler ya. Demiş ki çalıyorum demiş valla. Ama demiş millet dua ediyor, af istiyor, af diliniyor. Demiş ki burası toptan pazar, toptan pazar. Allah onları affedecek de beni geri mi bırakacak demiş ya. O yüzden arkadaşlar burası toptan pazar yeri. O gün Allah onlara verdi bize vermeyecek mi ya? Vermeyecek diye düşünürsen alamazsın zaten. İnşallah verecek, verecek. Niye vermesin Allah'a? Allah'tan zor olan bir şey istemiyoruz. İki, razı olmadığı bir şey de istemiyoruz. Üç, isteyin diyor Hazreti Allah. İsteyin diyor, vereyim. O zaman Mevlamız inşallah Türkiye'de ve tüm dünyada Kur'an nurunu görmeyi ve bu yolda güzel çalışmayı hepimize ikram eylesin, ihsan eylesin. Amin. Nurun üzerimize tamamlanmasını Mevla Teala hepimize ihsan eylesin. Kısacası arkadaşlar, Arafa gününde bir insan düşünse ki ben affedilmedim düşünse en büyük günahtır. En büyük günah Arafa gününde ne düşünmek? Ben affedilmedim düşünmek. Çünkü Mevla Teala'nın rahmeti sonsuzdur. Mevla Teala'nın rahmetini sen sınırlamış oluyorsun. Sen nankörlük etmiş oluyorsun. Allah seni buraya davet etmiş. Niye affetmesin? Elhamdülillah. Şeytanı görmüşler Arefe gününde. Zelil, rüsvay, perişan bir durumda. Saçını basıcını vurduğu, üzerine kumlar atıyor. Ya demiş ya şeytan ne oldu sana? Nedir bu halin? Demiş ki görmüyor musunuz demiş ya. Allah Arafat'ta olanların hepsini affediyor. Ümmeti Muhammed affediyor. Nasıl perişan olmayayım? Allah'ın bize de onu perişan edenlerden olmayı nasip eylesin. Amin. O yüzden Arafa gününde insan Arafat'ta bulunduğunda gönlünden bile geçirse mümin kullarını, mümin bir kulu gönlünden geçirse o gönlünden geçenler bile affediliyor ki Allah bizi affetmez mi? Allah'ım inşallah bu işin kıymetini bilmeyi hepimize nasip eylesin. Eksik kalmakta hepimizi muhafaza eylesin. Ziyaretlerimizi kabul eylesin. Zirve bir ümme yapıyoruz elhamdülillah. Çok başarılı geçiyor. Her şey çok güzel. Elhamdülillah. Allah'ım inşallah hepimizi muhafaza eylesin. Amin.